Türk Devleti'nin Güney Kürdistan topraklarına yönelik işgal saldırıları devam ediyor. 15 Nisan'da başlamıştı bu saldırılar ve 3. ayına girmek, 3. ayını doldurmak üzere bu saldırılar. Bu 3 aylık süre zarfında hakikaten Güney Kürdistan'da önceki yıllarda gerçekleşen saldırılara oranla çok daha güçlü bir refleksin ortaya çıktığını biz gördük. Gazeteciler olarak biz mikrofonu uzattığımız her yurttaşın bu saldırılara karşı duygusal olmayan, tamamen politik düzeyi yüksek olan bir şekilde itirazlarda bulunduğunu gördük. Güney Kürdistan'da bir toplumsal bilinçlenmenin yaşandığını fark ediyoruz. Önceki saldırılar gibi rutin karşılanmıyor Türk Devleti'nin saldırıları. Türk Devleti'nin saldırılarının sadece gerillayı, sadece PKK'yı kapsamadığının bilincine varmış bir toplumsal gerçeklik bizi karşılıyor Güney Kürdistan'da. Bu son saldırıların hakikaten ortaya çıkardığı en olumlu sonuçlardan biri denilebilir. Bu saldırılar daha başlamadan önce de, yani saldırıların olacağı yönünde açıklamalar olmuştu. Güney Kürdistan basını bunu çok iyi işlemişti. Elde ettiği bazı özgün kaynaklardan saldırı hazırlığının yapılacağı belirtilmişti. İşgal saldırıları başlamadan neredeyse 2-3 hafta öncesinde. Dolayısıyla işgal saldırıları başlamadan önce de kamuoyunda bir gündem oluşmuştu. Saldırıların başlaması KDP'nin de biraz gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Çünkü bu saldırı planında, saldırıların planında KDP'nin de yer alacağı yönünde hem Güney basını elde ettiği veriler çerçevesinde işlemişti, hem de KCK'den bu yönlü bir açıklama gelmişti. Ancak KDP KCK'yi yalanlayan, KCK'nin böyle bir şeyin altını dolduramayacağı yönünde bir açıklama yaptığını belirtmişti. Ne yazık ki yani KDP o kadar gerçekten de kendisini ilgilendiren konuları bile kontrol edemeyecek kadar Türk Devleti'nin denetimine girmiş ki bu saldırıları hiç yoksa itibarı kurtarmak adına bile olsa birkaç gün, birkaç hafta erteleyemeden öncesinde bilindiği ve paylaşıldığı tarihte işgal saldırıları başladı. İşgal saldırılarının başladığı günden bu yana KDP çıplak bir şekilde gerilla ile karşı karşıya gelmedi. Ancak basında işlenen görüntülerde biz şunu çok iyi görüyoruz ki KDP ve kendisine bağlı özel güçler Türk Devleti'nin medya savunma alanlarına yönelik, gerillaların olduğu alanlara yönelik bir öncülük yapıyor. Özellikle mesela kamuoyunda paylaşılan, sosyal medya ağlarında paylaşılan görüntülerde KDP güçlerinin mayın temizleme çalışmaları yürüttüğünü bizler görüyoruz. Yine kendilerinin gerillaların geçiş noktası olabileceğini düşündüğü birçok noktaya kontrol noktaları kurduğunu bizler görüyoruz. Bu çok açık bir şekilde PKK'ya karşı, gerillaya karşı Türk Devleti'nin yanında KDP'nin çıplak bir şekilde yer aldığını kanıtlayan, ortaya koyan net ve somut verilerdir. KDP yine özel medya savaşıyla Türk Devleti'ni çok yakından taklit eden, hatta birebir denilebilir ki Türkiye'de servis edilen argümanlarla, kavramlarla bir literatür çerçevesinde bu savaşta özel bir savaş misyonu yüklediğini, bu rolü yerine getirdiğini görüyoruz. Mesela gerillalara maske gittiği yönünde bazı haberler servis ettiler. Her ne kadar bunu PKK karşıtlığı temelinde, PKK'ye anti kara propaganda yapma temelinde geliştirmiş olsa da bu süre zarfında KDP'nin medyasının PKK'ye karşı geliştirdiği tüm argümanların kendi aleyhlerine döndüğünü bizler görüyoruz. Bu çok açık ve net şunu da gösteriyor. Türk Devleti PKK ile olan savaşında hiçbir sınır tanımıyor. Kimyasal silahlar kullanıyor ve doğruysa bu haber,
gerillalar kimyasal silahlardan korunmak için gaz maskeleri alıyor ve KDP bunu engelliyor. Yani KDP Kürt halkının meşru bir mücadelesini bastırmak, tasfiye etmek için aktif bir şekilde Türk devletinin yanında yer alıyor. Güney Kürdistan'da bu oldukça büyük bir tepkiyle karşılandı. Çünkü biz Güney Kürdistan deyince aklımıza gelen ilk facia, ilk katliam Halepçe de gerçekleşen Enfal katliamları çerçevesinde gerçekleşen kimyasal bombardımanlar geliyor aklımıza. Bu kimyasal saldırılarda on binlerce insan katledildi. Kimyasal saldırılardan yarası derin olan bir toplum içerisinde böyle bir fiilin sahibi oldu KDP. Haliyle kendi aleyhine döndü bütün bu kara propaganda araçları. Mevcut durumda bölgede gerilla medya savunma alanlarında çok sıcak bir çatışma söz konusu. Büyük bir mücadele söz konusu. Alan hakimiyetinin kimlerde olduğu yönünde hakikaten çok büyük sorular, çok fazla sorular geliyor biz Güney Kürdistan'da faaliyet yürüten gazetecilere. Önceki yıllara oranla biz Türk devletinin medyasını da yakından takip ettiğimizde, örneğin 23 Nisan 2021'de de bir saldırı başlatmıştı medya savunma alanlarına yönelik. O saldırılar kapsamında sürekli özel savaşa hizmet eden, iradeyi düşürmeye yönelik olan haberler servis ediyordu. PKK gerillalarının konuşlandığı tünellerden görüntüler veriyorlardı. Biz bu sene buna çok tanıklık etmedik. Aksine bütün ileri teknolojisine rağmen bizler HPG medyasına, HPG yayınlarına baktığımızda gerillaların 24 saat boyunca İHA'larla, SİHA'larla denetlenen bir alanda hala alandan çekilmediğini görüyoruz. Bu bile alan hakimiyetinin hala kimlerde olduğunu çok somut bir şekilde bizlere gösteriyor. Şu an yaşanan saldırılar şu şekilde cereyan ediyor. Türk devleti savaş uçaklarıyla saldırıyor. İHA'larla zaten gece gündüz kontrol altında tutuyor. SİHA'larla saldırı düzenliyor. Helikopterler taarruz, helikopterleri sürekli hareket halinde. Obüs ve havanlarla sürekli bu alanlara yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Ancak biz Türk devletinin gerçekten de bir tepeye önemli stratejik bir alana hakimiyet kurup görüntü verdiğine hala tanıklık etmedik. Aksine bu alanlarda gerillaların hala alanda bütün bu aralıksız saldırılara rağmen uçağına, obüs topuna, SİHA'sına, İHA'sına rağmen gerillaların hala sahada olduğunu, hala tünellere bile geçmediğini görüyoruz. Dolayısıyla biz bu savaşın temposuna baktığımız zaman çok rahatlıkla şunu diyebiliriz ki Türk devleti aylarca daha uğraşsa, çok daha büyük bir güç yığsa bile tünellere varamayacak kadar büyük bir irade var karşısında direnen. Gerilla iradesi var karşısında direnen. Haliyle alan hakimiyetinin çok net bir şekilde gerillaların elinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun birçok nedeni var. Gerillaların da geçtiğimiz sene tünel savaşlarında, medya savunma alanlarında yaşanan saldırılarda çıkardığı büyük bir sonuç olduğunu görüyoruz. Dersler çıkardığını görüyoruz. Bu temelde kendisini 2022'de tekrar yeniden başlayan işgal saldırılarına karşı kendisini yenilediğini görüyoruz. Bu anlamda da bizler PKK kaynaklarını, HPG kaynaklarına kaynaklarını takip ettiğimizde sonucun ne olduğunu bizler görüyoruz. Hakikaten bugün Türk askerleri sahipsiz bir şekilde tepelere bırakılıyor. Bu tepelere bir daha ulaşamıyor. Türk devletinin kendisi helikopterlerle bir daha bu askerlere ulaşamadığını görüyoruz. Yani sahipsiz bir tepeye bırakılıyor. Bu tepelere gerillalar tarafından eylemler düzenleniyor ve askerler hayatını kaybediyor bu tepelerde. Böyle bir savaş yaşanıyor medya savunma alanlarında. Savaş etiğine aykırı bulduğumuz için yayınlamadığımız sayısız görüntüler
görüntü var elimizde. Onlarca askerin hayatını kaybettiği görüntüler. Bunlar gerçekten de ailelerinin incinmemesi için PKK ve HPG kaynaklarının da paylaşmadığı görüntüler. Ancak onlarca ölüsünün PKK gerillalarının elinde olduğunu bizler biliyoruz. Hem bölge halkının aktardığı bilgiler var, hem görüntüler var bu yönde. Dolayısıyla gerçekten de hakikaten Türk halkına, Türk kamuoyuna da bir çağrıda bulunmak gerekiyor belki de. Mevcut savaş iktidarına, faşist AKP, CHP, MHP iktidarına, iktidarının savaş politikalarına alkış tutan sanatçısı, aydınını, Türk kamuoyu bunların yakasına yapışmalı ve hakikaten sizin vermiş olduğunuz savaşın, desteklediğiniz bu savaşın bir sonucu olarak evlatlarımızın nerede olduğunu Türkler sormak zorundalar. Türk siyasetçilerine, Türk kamuoyuna sormak zorundalar. Bu anlamda da bu savaşa karşı belki de bir çağrıda bir bulunmaları gerekiyor, bir tepki gelişmesi gerekiyor. Çünkü gerileyen bir Kürt hareketi yok karşılarında şu an. Tam aksine Türk halkının evlatları bu dağlarda hayatını kaybediyor. Bu dağlarda hiçbir şekilde sonuç alamayacağı kesinleşen bir savaşın içerisinde heba oluyorlar. Böyle bir durum söz konusu Kürdistan dağlarında, Güney Kürdistan dağlarında. KDP'nin de bu anlamda hakikaten tamamen teşhir olduğunu söyleyebiliriz. Gerileyen bir KDP gerçekliği de var Güney Kürdistan'da. Güney Kürdistan halkının hiçbir şekilde itibar etmediği, saygınlığını yitiren bir KDP gerçekliği var. Tamamen kendi menfaatleri için Kürdistan'ın dört parçasını, Kürdistan'daki on binlerce yıllık değerleri kendi iktidarına, kendi çıkarına nasıl kurban edebileceğini net bir şekilde ortaya koyan bir KDP gerçekliği çıktı karşımıza bu süre zarfında. Bunun aksine ulusal birlik mesajları da çok artmış durumda. Yani her ne kadar KDP ulusal birliği tökezleyen, ulusal birliği parçalayan bir pratiği sergilemiş olsa da KDP dışında kalan bütün halk, bütün partiler, kurumlar bugün ulusal birliğin gerçekleşmesi, ulusal birliğin sağlanması konusunda daha yüksek bir bilince sahip. Bu yönde çağrılar yapılıyor. Türk Devleti'nin Güney Kürdistan topraklarına yönelik saldırılarının hiçbir sınırı yok. Bu saldırılarda en ileri teknoloji kullanılıyor. Uluslararası yasalarda yasaklı olan kimyasal silahların kullanıldığına dair HPG merkezli kaynakların görüntüleri var, videoları var. Bu videolar, bu görüntüler, bu kanıtlar uluslararası alanlara taşırılmaya çalışılıyor. Ancak ne yazık ki bu saldırıların bir parçası da Avrupa olduğu için, NATO olduğu için önemli bir sonuç elde edilemiyor. Bu Kürdistan dağlarında gerillalara karşı kimyasal silah kullanılmadığını ispatlamaz. Aksine Avrupa'nın, NATO'nun insan hakları savunuculuğu adı altında Orta Doğu'yu kana bulayan demokrat, tırnak içinde demokrat ülkelerin bile kendi menfaatleri doğrultusunda Türk Devleti'ne bu savaşta destek olduklarını gösteriyor. Bütün bunlara rağmen, bütün bu ambargoya rağmen, bütün bu savaş alanlarında işlenen suçların üstünün örtülmesi müdahalelerine rağmen ellerde güçlü kanıtlar var, görüntüler var, videolar var, silahların geride bıraktığı, kimyasal silahların geride bıraktığı izler var. Bunlar Avrupa'ya taşınmaya çalışılıyor. Güney Kürdistan'da bu yönlü güçlü bir refleksin çıkmadığını da belirtmekte ne yazık ki fayda var. Acı bir gerçek. Bu da
Temel sebebi, bunun temel sebebi Güney Kürdistan'daki KDP iktidarı bütün sivil toplum kuruluşları da kendi denetiminde tutuyor. Bütün bunları kendi kontrolü altında tutuyor ve bunların kendi politikasına aykırı bir pratik sergilemesini engelliyor. Bu anlamda Güney Kürdistan'da güçlü bir insan hakları savunuculuğu kurumsal anlamda yok. Bugüne kadar bizlerin tanıklık ettiği çağrılar var. Parlamenterlerin çağrıları var, insan hakları savunucuların çağrıları var. Ancak bu kurumsal bir çalışmaya dönüşmüyor. Bunun da temel sebebi kurumların tamamen Kürdistan bölgesi hükümetinin kontrolü altında olmasıdır. KDP'nin kontrolü altında olmasıdır. KDP bu araştırmanın yapılmasını engelliyor. Kürdistan bölgesi parlamentosuna da çağrılar var. Bir komisyonun kurulması, orada kimyasal silah saldırılarının kontrol edilmesi, araştırılması yönünde çağrılar var. Ancak KDP hükümeti denetimi altında tutan, hükümetin başında bulunan KDP böyle bir komisyonun oluşmasını engelliyor. Parlamenterlerin bağımsız bir şekilde oraya gidip araştırma ve inceleme yapmasını engelliyor. Bağımsız kuruluşların özellikle Behdinan bölgesinde çalışmalarını engelliyor. Zira bu çatışmaların en yoğunlaştığı alan Behdinan bölgesidir. Behdinan'da şu an girilemeyen yüzlerce köy bulunuyor. Bu yüzlerce köyde Türk askerleri neler yapıyor? Halka neler çektiriyor? Kimsenin çok da bilgisi yok. Dolayısıyla bu buralara denetim yapılması konusunda da engellemeler var. Özellikle yabancı kuruluşların Behdinan'ın hemen merkezi yerleşim alanlarının dışına çıkarılması engelleniyor. Haliyle bu da KDP'nin aslında Türk devletinin savaş suçlarını örtmeye çalıştığını gösteriyor. Şu ana kadar Güney Kürdistan'da bu yönde en güçlü itirazı yapan CPT isimli bir Amerikan barış, toplumsal barış grubundan geldi. CPT'nin yaptığı ve kimyasal silahların kullanıldığını gösteren güçlü emarelerin ellerinde olduğunu açıkladı. Bizler bu açıklamaları yakından takip ettik. Bunları ne kadar taşıyabilirler uluslararası mahkemelere, kuruluşlara, ne kadar sonuç alabilirler? Bunlar biraz muamma şu an için. Ancak kimyasal silah saldırılarında yaralanan, etkilenen ve hastanelere kaldırılan, ancak hastanedeki sonuçları da kamuoyundan gizlenen bir saldırı gerçekliği var. KDP bunun tartışılmasını, uluslararası gündeme taşınmasını engelliyor.